Ay kızlar hiç anlamıyorum. Bir insan güzel olmadıktan sonra neden aynaya bakar ki? Ay hayır yani. Kendini acımıyorsan aynaya acı. Ya bu arada müdür Dilaver'e bir teklif götürmeyi düşünüyorum. Okul öğrenci birliği olarak. Ya kantinde her önüne gelen öyle her istediği yere oturmasın. Rezerve masa uygulaması. Ama tabii parayla. Masası 80 avro. Çok iyi düşünmüşsün Tuğçe. Artık parası olmayanlar da bahçeye takılırlar karda kışta. Yalnız Tuğçe sadece sen öğrenci birliği başkanı değilsin. Ben de öğrenci birliği başkanıyım. Unutma bunu. Aa kızlar siz de bir ses duydunuz mu? Böyle sinek vızıltısı gibi ya da inek böylemesi gibi. Dikkat, dikkat. Ayşegül derhal görüşme odasına. Deli Ferit. Bak hala oyalanıyor. Ben sana görüşme odasına demedim mi? Ya saçmalama Deli Ferit, benim okulum var. Al sana o. Çantam içeride kaldı. Ay helal olsun, yine iki cümleni yerin dibine soktun Ayşegül. Evet ya ama kesmedi. Gidip bir laf daha edeyim. Yerin dibine girsin, öbür tarafından çıksın. Evet, evet, hadi. Bak Ayşegül. Allah Allah, nerede bu? Çantası burada, kendi yok. Aa, çanta nerede? Burada değil miydi? Allah Allah, yoksa çanta da mı yoktu? Ne oldu, ne oldu? Evet, evet, bize de anlat. Ay kızlar, ben espri yapıyordum ama... Laflarımla Ayşegül resmen yerin dibine girmiş, içeride yok. Desene senin diline düşen yandı. Hadi. Hadi. Aa, ya, uf ya. Çantam içeride kaldı demiştim. Al sana çanta. Var mı başka arzun canım? Var. Beni buraya niye çağırdın? Hem dördüncü şifreyle ilgiliyse daha zamanım var. Dördüncü şifreyle değil yavrum mevzu bahis olan şey. Mevzu bahis olan şey senin sihir eğitimin. Onunla da ilgiliyse halalarım sağ olsun biliyorsun. Halalarım halalarım yok canım. Senin halaların zır deli. Al birini vur ötekine. Ayrıca onlardan bir tanesini seçmen lazım. Şimdi mi? Seç bir tane halanı. Ben Ferit Kargo'dan elemanları göndereyim. Senin eşyalarını yüklesinler götürsünler. Artık sen de bayramlarda, yılbaşlarında görüşürsün. Ya ama bana biraz süre ver. Veremem yavrum. Süre mire yok. Üç daha sahada futbol maçım var. Gidip hazırlanmam lazım. Hatta en iyisi ben şimdiden başlayayım ki daha iyi olsun. Ya ama ben ikisini de çok seviyorum. Yok öyle şey. Sana iki gün süre. Her şeyini kaybol. Evet, top verdi kafasından. Tak! Şandeller içeri. Ya şimdi halamlardan birini ben nasıl seçeceğim? Selda'nın senin yüzünden evi terk etmesine çok üzüldüm. Boş ver Selim, önemli değil. Sonuçta benim de sorumluluğum var bu işte. Hayır, seninle hiçbir alakası yok. Hem zaten benim hayatımı etkileyecek çok önemli bir mesele de değil. İyi o zaman. Okuldan sonra ne yapıyorsun? Ya okuldan sonra hangi alımı seçeceğime dair bir karar vermem gerekiyor. Mecburum. Düşündün mü? Günaydın Ayşegül Hanım ve diğerleri. Nasılsınız? Ben iyiyim de diğerlerine de siz sorsanız.
Aslında sormama gerek yok. Çünkü umurumda değil. Var mı bir isteğiniz, arzunuz, emriniz? Var. Gölge etme, başka ihsan istemem. Ayşegül Hanım, iyi düşünün. Gün gelir havalar ısınır. Ve güneş bir kabak gibi tepenizde etrafı kavurur ve yakar. İşte o zaman bir zamanlar kovmuş olduğunuz bu gölgeyi mumla ararsınız. Ama çok dert etmeyin. Zaten bu gölge sizi hayatınız boyunca bir gölge gibi takip etmeye devam edecek. Şimdi izninizle bizim bir faks çekmemiz gerekiyor. Nereye? Yetkili makamlara. Saygılar. Ben şuna gidip ne demek istediğini soracağım artık. Ya Selim, dur. Saçmalama Selim. Bırak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.